Meclisimiz açılır açılmaz 1961'deki kanun gereği olan bu madde tamamen değiştirildi. Artık öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme miktarı da o olacak. Tabii bu yasal düzenlemeyle birlikte gençlerimiz geri ödemelerinde aldıklarının üzerine ilave bir tutar ödemeyecekler. Bir fark ödenmeyecek. Tabii ki bu çalışmadan, bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak. Hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. 1.392.629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı da böylece tamamen kaldırılmış oluyor. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omzundan alınmış oluyor. Tabii borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışma halindeyiz. Ve bu çalışma ile de borçluların taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarını da bildirdik. Ve ödenmeyen taksitlerden bu endeks tutarları da tahsil edilmeyecek. Tabii kredi geri ödemeleriyle ilgili bu süreci takip etmek isteyenler için an itibariyle de E-Devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi ve bu süreci de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Ve tabii bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek yine an itibariyle başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz ve inanıyorum ki yarın 23.59'a kadar başvuramayan gençlerimiz de başvurularını tamamlayacaklar ve onların başvurularının değerlendirme süreci de inşallah onun akabinde başlamış olacak.